Alıştırmalar, mekan zarfları ile ilgili alıştırmalar. Eynel kalem, kalem nerededir? El kalemu alel mindadeti, üstündedir. Üstünde ala olduğunu bilmeniz lazım. Artık ezberlerinizi tatbik yeri. Eynel kalemu fidir. El kalemu fil min mihfazati, çantanın içindedir. Eynel mesahatu, silgi nerede? El mesahatu tahta, altında el mindadeti. Eyne tayir, tayiru fevka, temas olmadığı için fevka, temas olsaydı ala diyecektim. Üstüne gelseydi kuş ala, olmayınca fevka. Fevkal beyti, kesralı yazmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü fevka onu kesra yapıyor. Fevkal beytu olmaz. Eynel veledu, el veledu inde, el veledu inde demiş. Bunu halfeyi siliyorum. İndel mindadeti. Evet, masanın yanında. Eynel kürsi kuretu. Eynel kuretu, top nerede? El kuretu tahtel kürsiyi. Eynel mirvaha, evet, ventilatör nerede? El mirvahatu fevka. El veled temas olmadığı için fevka diyoruz. أين المحفظة؟ شنطة نردة المحفظة على المنضدة. أين الحصان؟ أت نردة الحصان أمام العربة. أين العرب؟ أت عربة نددر يعني bunlar أمامي ezberlemiş olmanız gerekir. خلفي كذا علي yine buna ala denir. Yani duvar üstünde duvara asılıyken ala denir. Boş yeri doldurma etkinliğine devam ediyor. Bunu siz fi'yi bilmenizle çözeceksiniz. Fevka'yı burada uçağın temas hali olmadığı için bulutlara fevka olduğunu bilmeniz lazım. Yine bu etkinliği size bırakıyorum. Sayfa 79 yani ala işte beyneyi mesela bakın bu güzel bir soru. Beynedir bu. Eynel kürsi beynel babi ve nafizet. Yani buradaki beyne hem nafizeyi kesre yapıyor hem babı. İkisini de kesre yapar. Vav'la da ikisini birbirinden ayırıyoruz. Evet, yani bu etkinlik sizin işiniz, sizin tatbikiniz, tatbikat alanınız. Yine sayfa 80, sizi bekleyen güzel bir etkinlik. Eynel mirvaha, mirvaha nerededir diyor. El mirvahatu diye başlamanız cümleye artık şimdiye kadar okuduklarınızdan bunu bilmeniz lazım. El mirvahatu temas yok. Fevkal veledi. Mirvahanın ismini bileceksiniz. Veledin ismini bileceksiniz. Bunun fevka olduğunu bileceksiniz. Bitti. El mirvahatu fevkal veledi. Bunu size bırakıyorum. Eynel veledu. Bu çalışmayı siz yapacaksınız. Yapabilmelisiniz daha doğrusu. Yapamıyorsanız önceki videoları bir daha izlemeniz lazım. Evet, yani kitabın böyle güzel bir yönü sizi illa çalışmaya, soru çözmeye, etkinlik yapmaya sevk ediyor. Bu özelliğiyle kendi kendine Arapça öğrenmeye imkan sağlayan çok hoş bir kitap. Kitabımız Arapça öğreten kitap. Yine helil kalemu fil mihfazati, doğru bir soru mudur? Evet. Kalem çantanın içinde mi? Buna naam diye cevap verilir. El kalemu fil mihfazati. Eğer yanlışsa İşte alel doğrudur. Helil mihfazatu alel kürsi. Naam. El mihfazatu alel kürsi. Helil tairatu. Tairu. Kuştur. Fevkal beyti. Naam. Tairatu. Fevkal beyti. Sayfa 82. Yine sizin çözmeniz gereken bir çalışmadır. Bunu geçiyorum. Yani fi, ala, halfe, tahta, vera, emame. Bunları ala, bunları öğrenmiş olmanız lazım. Şöyle sizin çözmeniz lazım. Bunu bırakıyorum. Boş yerleri doldurunuz. Aynen sizinle ilgili bir çalışmadır. Bakın. Leyse ile ilgili olduğu için birkaç tane yapayım. Helil kürsiyu mesela leyse diyor. Yani değildir üstünde. Ben de bunu ala diyeceğim mecbur. Alal mindadet. Masa üstünde midir? La, hayır. Leysetil kürsiyyü alel mindadeti. Bakın. Leyseti değil. Leysel kürsi. Çünkü kürsi müzekker. Helil kalemu, bu da leyse olduğu için değil diyeceğiz. Kürsi altına değil. Helil kalemu tahtel kürsi. Yok. Alel kürsi. Tahtedir bu. Alel kürsi. La, leysel kalemu alel kürsi.
sandalyenin üstünde değil. Böyle zihin çalıştırarak bu çalışmayı sizin yapmanız lazım. Sayfa 84'teyiz. Olumsuz soru ve cevap. Hel kitabu ala mindadeti? Naam, el kitabu ala mindadeti. Eleyse, bakın. Eleyse, değil midir yani? Eleyse el kitabu ala mindadeti. Kitap masanın üstünde değil mi? Bela, evet, çok güzel, yeni bir kelime. Eğer gerçekten değilse, yani cevabınız onu doğrular nitelikteyse, işte kitap masanın üstünde değil mi? Bela, masanın üstünde değil. El kitabı yok. Bela, onu o cevaba doğru, yani o cevabın karşılığı olarak olumlu cevap verildiği zaman bela kullanılır. Bela, evet, bilakis el kitab ala mindede. Kitap masanın üstündedir. Hel kalemu fil mihfazati? İşte kalem çantanın içinde mi? Bu soruyu soruyor. Naam diye cevap veriyor. Buna bela ile cevap verilmez. Aradaki fark ne? Burada değil mi diye sormuyor. Burada mı mi? Yani odur diye, olumlu bir soru. Olumsuz olduğu zaman bela ile cevap veriyoruz. Olumsuzun karşılığı naami beladır. Nitekim kalu bela var. Yani Allah ruhlar aleminde Kur'an'da geçiyor. Ayettir. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu. Bütün ruhlar dedi ki bela. Bela. Tabii ki bizim Rabbimizsin anlamına gelir. Yani o karşıdan gelen olumsuz soruya olumlu cevap vermektir. Karşıdan gelen olumlu soruya olumlu cevap verseniz naamdir. Olumsuz bir soru var. Değil midir? Ona olumlu cevap beladır. Belki kitabı ala mindededir. Mindenin üstündedir. Eleysel kalemu fil mihfaze. Kalem çantanın içinde değil mi? Bela. El kalemu fil mihfaze. Evet, çantanın içindedir. Bunu belayla cevap veriyoruz. Yine helil haritatu alal cidar. Naam. Olumlu bir sorudur. Naam. Naam ile cevap verilir. El haritatu alal cidar. Eleyset. Niye leyset geldi? Çünkü haritatu muannes. Eleysetil haritatu. Burada el haritatu. Yani leyseti cezim yapmış. Bunu el haritatu yapmış. O da olur ama bunu okumayın. Bu fethayı. Direkt bunu kesre yapın. Eleysetil haritatu. Böyle de olur. Eleysetil haritatu alal cidari. Harita duvarda değil mi? Bela. El haritatu alal cidar. Evet. Harita duvarda. Yine o elestu sorusu. O hocamız da buraya almış. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu. Dediler ki bela. Tabii ki bizim Rabbimiz. Bir sonraki videomuzda sayfa 85'i de işleyelim. Bitiyor zaten. Çünkü altta kelimeler var. Ünite sonu kelimeleri. Yeni kelimeler diye. Şöyle çizelgeden cümleler oluşturmadır. Bu sizin yapmanız gereken güzel bir okuma çalışmasıdır. Sizinle ilgilidir. El kitabu fil mihfazati. El kalemu fil mindadati olmaz mesela. Masanın içinde olmaz. Fil mihfazati. El kürsiyyu alel mindadati. El verdetu şöyle gül. Emamel babi kapı önündedir gibi. Böyle kendiniz bunu mantıklı olarak düzgün bir şekilde. Mesela fi mindadati olmaz. Masanın içi olmaz. Düzgün böyle anlamlı bir cümle kendiniz oluşturun. Hepsini yaparsınız. Bu yaptığınız zaman alttaki kelimeleri evvela ezberleyin. Ondan sonra, çünkü yeni kelimeler var. Varda gül, mirvahe, vantilatör, sahab, bulut, raf, raftır. Türkçe'de var. Half, arkası. Mektep, bürodur. Mektebe, okuldur. Mektep, bürodur. Taymer butası varsa okul olur. Bir sonraki videomuzda el-damairu munfasile, ayrı zamirler konusunu inceleyeceğiz.